Merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce beni Instagram'dan takip ederseniz çok sevinirim. Kullanıcı ismim Sena Levendoğlu. Sonunda iki tane U var. Bugün size bir marketten yapmış olduğumuz 300 liralık fişe de burada duruyor. 300 liralık alışverişte neler aldığımızı ve neyi ne kadara aldığımızı göstereceğim. Şöyle söyleyeyim, 1 yıl önce ve 2 yıl önce falan da en geçmiş 2 yıl önce sanırım. Yapmış olduğumuz BİM'den, Shop'tan, A101'den farklı marketlerden yapmış olduğumuz marketlerin de videosu var kanalımda. Hani isterseniz 1 yıl önce ya da 2 yıl önce bu fiyatlar ne kadardı, aynı fiyata neler alınıyordu, bunları hani video olarak görmek isterseniz kanalımda bu videoları da bulabilirsiniz. Şimdi bu videoya geçiyoruz. Toplamda şöyle göstereyim. 300 lira tutan bir alışveriş yapmışız. Ben şimdi poşetlerden çıkarttım. Hepsini önüme sıraladım. Şimdi size tek tek göstereceğim. Masanın üzerinden alıp fişten okumaktansa fişten sırayla gideceğim. Mesela en üstte patates aldığımız yazıyor. Kilosu 4 lira 75 kuruşmuş. Biz 650 gramlık almışız. Şöyle patatesimi göstereyim. Ve toplamda 3 lira 9 kuruş tutmuş. İçinde de yaklaşık tam 4 tane patates var. Manavdan, pazardan falan almayı tercih ediyorum genelde patatesi. O yüzden az miktarda patates aldım. BİM'deki patatesleri çok fazla beğenmiyorum. O yüzden o kadar aldım. Geçtim biraz evde bulunsun diye. Zeytin almışız. Soslu zeytin diyor. 250 grammış ve 9 lira 90 kuruşmuş. Ben zeytin yemiyorum. Bunu eşim yiyor, kendine almış. O yüzden ne aldı bilmiyorum. Markası falan ne yazıyor? İnci markasıymış. BİM'den aldık. Bu şekilde 9 lira 90 kuruşmuş. Bunu da şu kısma iteliyorum. Onun dışında alışveriş poşeti almışız. 50 kuruşu. 2 tane poşet almıştık. Ve tahin almışız. Serel markasının 600 gramlık tahini. Şöyle göstereyim. Bunu ne kadar almışız? 34 lira 90 kuruşa almışız bu tahini. Tahini bu ara ben genelde tahinli sufle yaparken kullanıyorum. Doktor Ötker'in hazır tahinli suflesini denemiştim ben. Onu da kanalımda videosunu bulabilirsiniz. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında iki kere tahinli sufle denedim. İlk yaptığımda biraz fazla pişirmişim. Fazla pişirdiğim için şey olmadı, böyle o akışkan kıvamı tutturamadım, ama ikinci yaptığımda çok güzel oldu. Gerçekten bence mutlaka tahinli sufle denemelisiniz. Onun dışında da işte tahinli kurabiyelerde falan çok seviyorum tahini, o yüzden aldım. Bunun bir küçük boyu vardı aslında. Küçük boyunu alacaktım ama bu sefer yoktu, o yüzden büyük boyunu aldım. Dursun evde. Ondan sonra ne almışız? Kaymak almışız. Kahvaltıda reçelle birlikte ve balla birlikte kaymak yemeye gerçekten bayılıyorum ve çok sık bitirip tekrar tekrar kaymak alıyoruz. Bu da Kerem markasıymış. 200 gramlık bir kaymak ve 15 lira 90 kuruşu almışız. Bu arada gerçekten kaymağın fiyatı hızlı bir şekilde arttı yani. Aniden böyle hızlı bir artış oldu. Çok sık aldığım için söyleyebiliyorum. Normalde büyük bir şey alıyorsunuz mesela. 2 hafta sonra gidip tekrar alıyorsunuz. Zamlanmış diyorsunuz, ama bizim böyle çok sık bittiği için 2-3 gün sonra gidiyorum. Başka fiyat. Ondan dolayı öyle söyledim. Yoksa her şey artıyor tabii ki. Ve peynir almışız. Ezine peyniri. Şöyle göstereyim. Bin Vezir markasının 400 gramlık Ezine peyniri. Bunu 29 lira 90 kuruşa almışız. 2 hafta öncesine kadar galiba 20 liraydı. Sonradan mı 29.90'a geçti diye hatırlıyorum tam net olmamakla birlikte. Bunun tadı gayet güzel. Ben her peyniri çok seven biri değilim. Böyle ağır peynirleri falan çok sevmiyorum, tuzlu peynirleri. Genelde böyle süzme, beyaz peynir, krem peynir gibi şeyler daha çok severim, ama bu yani hoşuma gitti. Sevdim bunu. Ondan sonra fındık kreması almışız. 500 gramlık. Bunu ben denememişim galiba. Bunu da eşim aldı. BİM'de normalde Nutella falan satıyorlardı, ama son iki kere alacağım zaman İkisinde de göremedim. Galiba artık kaldırdılar ya da bizim aldığımız şubesinde mi yoktu bilmiyorum. Bu sefer gittiğimde de baktım özellikle var mı diye, yoktu. Biz de işte onların arasından bunu seçtik. İki kremalı bu. Şöyle hem beyaz, hem sütlü kremalı, hem de normal sütlü ve kakaolu fındık kreması diye geçiyor. Ne kadar demişim? 15 lira 50 kuruşu almışız. Bunu 500 gramlıkmış. Bunu da şu şekilde koyuyorum. Sıradakine geçelim. Margarin almışım. Sole markasının. Bunu da genelde
pasta börek yaparken margarini kullanıyorum. Bir de pilavın içine sıvı yağının yanına çok az bir şey de margarin ekliyorum. İkisini böyle sıvı yağ ile margarini karıştırdığınız zaman daha güzel bir tat oluyor. Margarini sadece bu iki yerde kullanıyorum. Bunun için almışım Söyle markasının 250 gramlık margarinini 6 lira 50 kuruşa almışım. Bunu da hemen kenara fırlattık. Sıradakine bakıyoruz. Bal almışım. Bu balı almışım. Gramını burada göremiyorum. 325 gram. Aynen yazıyormuş aslında arada. 325 gramlık çiçek balı. Şöyle bal kaşık markasından 18 lira 50 kuruşu almışım. Ben bu balı bu şekilde bu kapta almayı seviyorum. Çünkü kahvaltılık böyle minik kapların içine şöyle sıkıyorum. Bittikçe kabı değiştiriyorum. Çok böyle büyük miktarda koymuyorum. Hani kirleniyor falan. O yüzden bu şekilde alıyorum. Böyle pratik sabahları sıkıyorum. Bu şekilde kullanıyorum. O yüzden bu kutuyu ben seviyorum. Evet, 18 lira 50 kuruş dedik. Bunu da kenara atıyorum. Sırada ne varmış? Ceviz. Simbat markasının ceviz içini aldık. Bu da 150 grammış ve 24 lira 90 kuruşa almışız bunu da. Şu şekilde 150 gram şurada da yazıyor. Gerçi önde de yazıyor. bu şekilde ceviz içi almışız. Bunu da şu köşeye atıyorum ve devam ediyoruz. Başka ne almışız bakalım? Şurada duruyorlar. Vanilyalı gofret almışız 2 tane. Bundan da benim haberim yoktu. Birileri sepetimize atmış olmalı. Şunlardan daha önce denemiştim. Güzel Hindistan cevizi şeyler sevenler için, biz Hindistan cevizli gofretleri falan seviyoruz. Öyle sevenler için güzel yani. Ben sevdiğim şey, arada yiyorum. Ne kadar almışız? 9 lira 25 kuruş diyor. Galiba 2 tanesinden bahsediyor. Tekrar geçmediğine göre. Aynen. 9 lira 25 kuruş almışız 2 tanesini. Şöyle göstereyim de olacak olanlar için. Böyle. Bunları da şu köşeye atıyorum. Ayrı dursunlar diye. Ve portakallı revani almışız. Şöyle göstereyim. Bunu gerçekten denemenizi öneririm. Biz arada bir bundan alıyoruz. Tabaklarımıza koyup yanına da biraz önce gösterdiğim kaymağı koyup yiyoruz ve gerçekten böyle evde yapmışım gibi bir lezzeti var ve portakallı olması falan çok güzel. Şerbetin ayarı, diğer her şey gerçekten bundan bence alıp denemelisiniz diye düşünüyorum. Hemen fiyatına geçiyorum. Şöyle de göstereyim tekrar portakallı revani. 500 grammış. 2 kişi biz çok rahat yiyoruz. Yani 3 kişi de yiyebilir. Ama biz biraz çok yediğimiz için 2 kişi bize tam denk geliyor. 11 lira 90 kuruşmuş bunun fiyatı da. Markası da Mezzet markası. Bu şekilde bunu da geçiyorum. Ekmek almışız. Tekli ekmek. 2,5 lira bildiğiniz gibi. Bir özelliği yok. Geçiyorum. Onun dışında... bir küçük bir yanlışlık yapmışım galiba. Tamam şimdi çözdüm olayı. Biraz önce demiştim ya şu gofretlerin iki tanesini 9.25 almışız diye. Ben onu yanlış şey yapmışım. Vanilyalı gofret dediği buymuş. Onu karıştırmışım ben. Bunun fiyatını şurası da açılmış ya. Gitmiş açık alanını almış. Ne diyeyim. Buna işte biz 9 lira 25 kuruşa almışız Ülker'in vanilyalı gofretini. Bunu geçiyorum. Şimdi onu görünce anladım. 2 tane gofrete 3,5 lira vermişiz. Çünkü biz şaşırmıştım yani bunların fiyatı bu kadar arttı mı diye bir şaşkınlık geçirmiştim. Meğerse artmamış. Ben yanlış olanı okumuşum. Bunların 2 tanesi 3,5 liraymış. Aynen. Tamamdır. Bunu da geçiyorum. Biraz sonra kızacağım niye açık paket aldın, dikkat etmedin diye. Videoyu kapattıktan sonra. Ve... şöyle 2 tane göğüs aldım, tavuk göğsü. Toplam gramı 423 grammış. Ve ne kadar ettiğine bakıyoruz. 423 gramlık tavuk göğsüne 19 lira 42 kuruş vermişiz. 1 kilosu da galiba 45.90 mı? Aynen. 1 kilosu 45.90'a geliyormuş. Bu şekilde aldık. Bunları buzluğa atıyorum. Daha sonra tavuklu bir şey yapacağım zaman çıkarıyorum ve kullanıyorum. Evet, burada az bir parçam kaldı. Büyük parça var bir tane.
Bakalım o ne zaman geliyor? Zaten en sondaymış. Şimdi şampuana geçelim. Bu Blendax şampuanı aldım. Normalde ben her seferinde Elidor şampuan alıyordum ve fiyatına baktım. 34 lira 90 kuruştu. Yani Elidor iyice şey yapmış, artmış. Ben de baktım yanında Blendax var. Blendax deneyeyim dedim. Bir de onu denemiş olayım dedim. O yüzden bu sefer Blendax aldım. Beğenmezsem yine Elidor'a geçerim. Onun da 500 mililitresini 23 lira 50 kuruşa almışız. Bunu da bu şekilde geçiyorum. Onun dışında Petibör bir sürü almışım. Şöyle bir tane aldım. Genelde işte bir pasta börek yapacağım zaman falan böyle ufalayıp blenderda çekip aralarına koyuyorum. Yani o yüzden bir paket yeterli oluyor. Diğerleri 5'li paketli. Çok fazla oluyor diye tekli aldım. Bunu da 3 lira 90 kuruş vermişim. Şimdi diş macunu almışım. Şu şekilde şunu aldım. Colgate'in Max White 75 ml 19 lira 90 kuruşu almışım bunda. Bunu da geçiyorum. Sonra gazlı içecek diyor. 2,5 litrelik kola almışız ve bu da 11 lira 50 kuruş. Bunun 1,5 litrelisi miydi neydi yani 7-8 liraya falan geliyor. O yüzden bunu büyük almak daha iyi oluyor. Hiç almamak daha da iyi oluyor. Onu o ayrı bir mesele. Onu da kenara attık ve son parçamız kaldı. Tuvalet kağıdı almışız. 16'lı Bim'in 16'lı tuvalet kağıdı. Kendi markasının, Bloom markasının. Şöyle göstereyim. Bu 16'lı tuvalet kağıdını 36 lira 50 kuruşa almışız ve tüm alışverişimi şu an size gösterdim, aldığım her şeyi. Toplam ödememizi söylüyorum. 301 lira 46 kuruş ödemişiz, gelmişiz. Tabii ki aylık bir alışveriş değil. Bazı şeyler tabii ki uzun süre gidecek şeyler. Daha yani içinde çoğu şey olmayan bir market alışverişi bu şekilde 300 lira, onu söylemek istedim. Bu şekilde videomu izlediğiniz için, doğru yere bakayım, nereye bakacağım şaşırdım. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beni YouTube'dan takip ederseniz ve Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.